Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hayati, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık tatil ve kamp vlogu çekiyoruz. Yanımda Betül abla var. Evet Betül abla, kendini tanıtır mısın biraz bize? Hayati, şu an araç kullanırken nasıl tanıtmamı? O kadar doğal girdim ki böyle bir şey dememi hiç beklemiyordum. Evet, abla. Yani. Şimdi bir aynı zamanda direksiyon hocası olarak, yani eğitmenliği yapan birisi olarak, yani çok Evet. Bildiğim kadarıyla sen de eğitmensin abla. Evet. O yüzden ben yani her türlü konuşabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii ki öğrencileri her zaman buna da alıştırmak lazım değil mi hayatım? Evet anneciğim. Ben asla ve asla konuşmaktan vazgeçmem. Doğru. Tabii adam bize neden yol vermiyor? Evet arkadaşlar, biz şimdi Kuşadası'na gidiyoruz. Kampımız var. Hem eğitim kampı hem de güzel bir tatil yapacağız. Biliyorsunuz ben biraz hiçbir şekilde tatil yapamadığım için tatil yapmaya gidiyorum diyorum herkese. Ama aslında eğitime gidiyorum. Eğitim kampım var arkadaşlar. Her neyse. Şimdi ortalama bir saat öncesinden uyandım. Kendime geldim aslında ama yine de yani böyle bir arabaya bindim. Hafiften bir uykuluk, hafiften bir mayoşluk var. O yüzden birazdan videoyu kapattım. Ben sonra müzik açalım. Gitmeyeyim ayağım artık. Çünkü Kuşadası'na daha önce ben hiç gitmedim. Kuşadası nasılsın? Sen gittin mi abla? Sen gitmişsin. Ben Kuşadası'nda yaşadım Hayati. Gerçekten mi? Evet. Hiç bilmiyordum vardı buna. Peki yani. Nasıl bir yer? Çanlı kıyaslanır. Çanakkale ile biraz kıyaslar mısın? Çanakkale ile aynı. Zaten o yüzden çok çalışıyorsun. Yani aynı trafik şekilde. Nasıl? Çanakkale gibi. Her şey Çanakkale gerçekten gibi. Gerçekten mi? Evet, trafik olarak da az. Hangi yola girersen gir denize çıkıyor. Süper. Yani böyle bir hayal şey var ama dediğim gibi iki tane koy var. Kadınlar Denizi merkez olarak, bir de Kuştur tarafı var. Ben sana her gün gezdireceğim inşallah. Tamam, süper. İyi bir rehberle gidiyorsun. Bu vlog o zaman bayağı gezi vloguna dönecek arkadaşlar. O zaman şimdi biz kapatalım videoyu. Sonra birkaç kişi daha gelecek arabamıza. Onlar geldiğinde tekrardan açarız. Onları da tanıdırız arkadaşlar. 7 kişi falan bekliyormuşuz. Üst üste çaprazdan falan oturuyormuşuz. En son baktık olmuyor. Ben bagajımı alınırım. Merak etmeyiz. Evet arkadaşlar. Şu an arabayı doldurduk. Kasada. Kasada yalnız. Bak ben hep kamyonun tepesinde olduğum için kasa diyorum. Bagajda ya da üste giden yok. Bu arada abla full sen çıkıyorsun. Baksana kameraya. Sabah beni meşhur ettiğin için sadece beni çekiyor. Evet, el sallayın, tanışın arkadaşlar. Tanıştırın kendinizi. Merhaba, Hayati'nin fanları. Hayati'nin fanları. Evet. Abi seni çekmiyor muyuz? Seni çekmek yasak mı? Tamam. Şöyle hemen yüzünle para kazanıyormuş Furkan abi. O yüzden hemen döndürdük yüzünü arkadaşlar. Şimdi Kuşadası'nda ne yapmaya gidiyoruz arkadaşlar? Bir anlatır mısınız? Marka belirtmiyoruz hiçbir şekilde Hayati. Sadece sağlıklı yaşam kampına gidiyoruz diyelim. Sağlıklı yaşam için bir kampa katılıyoruz. 2 gün keyifli vakit geçireceğiz. İnşallah dönüşte sen ayrıca paylaşırsın diye düşünüyorum ben. Anladım. Evet. Tamam, benim üzerim atıldı. Sen bir daha yeni öğrencisin ya Hayati. Kampta öğreteceğiz ya sana her şeyi. Tamam. Ya ben tatil diyerek yola çıkan, sonradan değişik fikirler bulmamız bir yol ya. Şu an yoldan çok dikkatimi çekti. Dikkatim çok dağıldı. Arkadaşlar şimdi her şeyi anlatacağım ama yavaş yavaş anlatacağım, biliyorsunuz yani benim huyum. Ben her şeyi paylaştığım için sıkıntı olmayacak, her şeyi öğreneceksin yavaş yavaş. Kamptan görüntüler paylaşacağız. Kampın sonunda böyle uzun uzun oturacağız, konuşacağız arkadaşlar. Her şey sıra sıra olacak, hiç merak etmeyin. O yüzden bizi izlemeye devam edin. Şu an maalesef yani hala yoldayız. Yol bitmedi. Biz kaç gibi çıktık Çanakkale'den? Ortalama 9 gibi çıktık. 4 saatlik ren yollardayız. Artık bitsin ve dinlenelim diyoruz. Eğitimlere başlayalım diyoruz. Tatil yapalım diyoruz. Denize girelim, havuza girelim. Evet, Ekim ayındasın. Nasıl gireceksin diye düşünmeyin. Gireceğiz. Ama ben aksiyon kameramı almayı unutmuşum. O yüzden deniz, havuz olaylarını maalesef anlatmakla yetinmeyeceğim. Gösteremeyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Zaten bu deniz tatil vloglarımız var. Onu izlersiniz. Evet arkadaşlar, şu an odaya giriş yaptım. Bu arada herkes eğitimde ve daha biz geç geldiğimiz için oda arkadaşımla daha iyi tanışmadım. Hemen çantayı bıraktım. Hemen üstümü değiştirdim, pantolonumu giydim. Aşağı inmeden önce ilk baş bir oda turu yapalım dedim. Hemen şu kamerayı ben döndüreyim bir saniye. Şimdi şurada kocaman bir ayna var. Karşısında ben varım. Burada solda bir tuvalet var.
giriyorsunuz. Solda tuvalet, sağda ayna. Odaya tekrardan şöyle baktığımızda şu benim yatağım. Çünkü diğer gelen arkadaş kimse tanımıyorum da yatağını bozmuş. Özellikle ben kapmayayım diye anladığım kadarıyla. Şöyle bir balkonumuz var. Balkonun kapısını, ilk defa şu an balkonun kapısını açıyorum. Açamadım. Bir dakika. Şöyle bir balkonum var. Ve balkondan muhteşem bir deniz manzarasına uyanabiliriz. Güzel. Bakalım ne olacak. Şu anki tek merak ettiğim olay oda arkadaşım. Oda arkadaşımın ismini öğrendim ama kendisini tanımıyorum. Değişik olacak yani, biraz tanımadan etmeden birine kalmak. Bunu da deneyimleyelim arkadaşlar. Şimdi ben hemen hazırlanayım, aşağı ineyim çünkü hem karnım aç hem de çok yani artık geldik, dinlenmemiz lazım. Ama eğitimler başlamış. Bu yüzden pılımızı pırtımızı toplayıp ilk olarak üstümü değiştirip direkt eğitime geçmemiz lazımmış. Ama belki ilk baş bir yemek de yiyebiliriz çünkü gerçekten acıktık. Bilmiyorum yani ne yapacağız. Durum güncellemesi yapmak için açtım. O zaman ben şimdi sizi kapatayım. Artık ya eğitimde ya yemekte ya da boş bulduğum bir zamanda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet, şu an ne kadar sesim geliyor bilmiyorum. Şu an eğitim arası verildi ve oyun zamanı. İşte oyunuza hiçbir şekilde bilgim yok. Bu sesten telif yiyeceğim işte, yüz emeğim yani. Birazcık kıssanıza şu sesi. Evet, bitti. Şu an çok net bir şekilde konuşabilirim. Yeni şarkı başlamadan ki yeni şarkı başladı. Evet, boş bir yer buldum. Şu an telif yemem asla çünkü müzikten uzaklaştım arkadaşlar. Eğitimden çok güzel gidiyor. Şimdi eğitimden çıktık. Birazdan da oyun tarzı bir şey öğrenecekmiş ama maalesef onları %100 onları koyamam. Çünkü neden? Çok aşırı bir müzik sesi var. Şu an bilmiyorum, belki hafiften arkadan geliyordur ses. O yüzden onları vlog'a koyamayacağım. Zaten daha birçok kişiyle tanımıyorum, böyle yeni tanışma esnasında olduğum için insanların böyle gözüne kameraya sokamayacağımdan dolayı şu anlık ben de idare edin arkadaşlar, ama yavaş yavaş o da olacak inşallah. Şimdi içeri giriyorum, o sesin içine giriyorum ama ardından bilmiyorum ne yapacağız, herhalde yemek molasında tekrardan konuşuruz. Evet abla, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bu kadar sesten dolayı sesten kaçmamız. Az önce saatimle uyarı verdi. Aşırı bir ses var içeride. Evet, 90 desibel bir ses varmış içeride. Başım geldi. Kamu spotu oldu mu? Çıktığımız herhalde kan sonunu duymuyor olacak. Sağır olmuş olacak. Çok aşırı ses var ya salonda. Yani çok uğultu. Yani uğultu sesi gibi. O kadar kirli bir gürültü var ki. Müzik açtıları mı yani, müzik de anlaşılmıyor. O kadar böyle yankılıyor vesaire. Her neyse, şu an kapatıyorum. Arada ya da yemekte tekrardan görüşeceğiz arkadaşlar. Evet, oyunu biz kazandık. Evet, hayatı tebrik ederiz. Zarımı, camı, yolu, her şeyimi koydum. Hayatı harikasın. Mesafeleri sıkazı taşıdık. Harika. Ezdiğim insanlar varsa özür dilerim öncelikle. Filiz Hanım. Seni görünce şöyle yapıyor, kaçıyor. Bayağı aksiyon, bayağı eğlenceli oldu. O çok güzeldi. Ama çok yoruldum arkadaşlar. Her şeyi anlatacağım ama birazdan. Arkadaşlar, aşırı yoruldum. Bazı insanlara ezmişim, az önce öğrendim. Şimdi onlara özür dilemem gerekiyor. Allah'ım ben, ay, özür dileme. Çok yoruldum. Oyun mu? Hayatı hep sana oynadılar, yemin ediyorum var ya, hep sana geldiler. Hiç yıktığım insan oldu mu? Yıktığım insan oldu mu? Tamam, o zaman sorun yokmuş arkadaşlar. Çok eğlendim, bayağı terledim ve çok eğlendim. Evet arkadaşlar, şimdi ara verdik. Yemeğe kadar bir saat boşluğumuz var. Ben de oteli keşfetmek için vereceğim boşluğu. Ardından da biraz odaya gidip hem dinleneceğim hem de konuşamıyorum, çok yoruldum. Hem dinleneceğim hem de biraz şarj vesaire edeceğim eşyaları. Onun haricinde güzel. İlk izlenimlerim, beğendim yani. İlk kampa gelmişiz biliyorsunuz. Zaten gezmek olsun, ben her türlü yedim. Şu an muhteşem bir gün batımı var. Oraya geldim. Şöyle aslında göstereyim. Tersi şey düşüyoruz. Yoksa gözükmeyecek ama yani birazcık en azından göstereyim dedim. Şu kamerayı çevirip de göstereyim. Şöyle muhteşem bir gün batımı var arkadaşlar. Yani son.
Evet arkadaşlar, şimdi odaya çıktık. En son size gün batımından sesleniyordum ama şu an hala gün batmaya devam ediyor. Bayağı güzel bir şöyle bir küçük resim alalım. Evet, oda arkadaşına da tanıştım. Oda arkadaşım Halil abiymiş. Vallahi abi çok memnun oldum seni tanıştığıma. O da Çanakkale'li. Yani çok güzel denk geldik. Şimdi beni aradılar. Aşağı ineceğim, yemek yiyeceğim. Artık kendime gelmem lazım. Ama otelin çok saçma bir huyu var arkadaşlar. Şu an koskoca odada iki priz var ve prizleri göstereceğim. Hazır mısınız? Bir tane priz şu, televizyon prizi. Bir tane priz de şu, yani başka priz yok. En kötü ben çok sinirlenip bence buzdolabının prizini çıkartabilirim. Normalde bu köşelerde priz olması lazım ama priz yok. Yani priz yerine baksanıza lan mı koymuşlar. Bence bunların altında priz olabilir abi ya. Yani ben hala yok yani. Çok saçma. Ya o yüzden az önce otele övdüğüm bütün şeyleri geri alıyorum arkadaşlar. Ya otelde priz yok ne demek? Şaka gibi ama gerçek millet. Birazcık eşyalarımız şarj olsun. Ben bunları burada bırakayım. Birlik aşağı ineyim, yemek yiyeyim. Ardından tekrardan görüşürüz. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. Lobiye geçtik. İşte bir şeyler falan içeceğiz. Ardından toplantılar devam edecek. Hemen saat güncellemesi yapayım. Saatimiz şu an 8:05 geçiyor. Toplantılar 9'da başlayacak arkadaşlar. Düşündüğümden iyi gidiyor. Oda fiyaskosundan sonra biraz morallerim bozulmuştu ama resepsiyonu arayıp şey istedim, priz istedim. Priz geldi. Priz geldi, birazdan morallerim yerine geldi. Onun haricinde dediğim gibi oda arkadaşımı çok sevdim. Hallamda çok iyi bir insan. Biraz da gergindim işte, kim çıkacak falan derken Çanakkale'de birinin çıkması gerçekten güzel oldu. Şimdi kahvemi içip biraz daha kendime geldikten sonra toplantılar için de tam motivasyonu, tam böyle iyi, müthiş bir şekilde toplantılara girebileceğim. Şimdi benim de adım farklı oluyorlar. Ben McCann tutmakla görevlendirdim. McCann'ı tuttum. O arada biraz bilgisayarımda işledim ben aslında. Dedim ya bilgisayarımı getirmedim, tabletimi getirdim. Belki orada tabletten birkaç bir şeyler alabilirim. Ardından da 9'da zaten biliyorsunuz toplantımız var arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Evet, yemeğimi yedim, kahvemi içtim. Şu an günün ikinci ya da üçüncü kahvesini içiyorum. Yok, üçüncü ya da dördüncü kahvesini içiyorum. Şöyle bir manzara eşliğinde arkadaşlar, görüyor musunuz? Havuzdayım şu an, havuz başına geldim. Ve tam havuzun ortasında bir tane köprü var. Ve ben de bu köprüyü görünce hem vlog çekeceğim aklıma geldi, hem de birkaç tane reels çektim sizler için arkadaşlar. Şimdi bu kampı çok güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Hem eğitim açısından hem içerik açısından bulduğum her dakika ya video çekiyorum ya reels çekiyorum ya da video çekiyorum arkadaşlar. Video derken yani reels için video çekiyorum. Şimdi eğitimimizin başlamasına hemen bakalım. 20 dakika var ve yine sizler için içerik üretmeye geldim. Birkaç tane daha video ve fotoğraf çekeceğim. Ardından da eğitim için salona geçeceğiz. Çok güzel gidiyor. Yorgunluk, argınlık hepsi bitti. Çünkü yani neredeyse her saniye kahve içiyorum ya enerji verecek bir şeyler yiyorum. Bu kamptan sonra birkaç kilo almış olarak Çanakkale'ye döneceğim. Ama hatırlar mısınız bilmiyorum, bundan bir ya da iki blok önce şey demiştim. Diyete başlıyorum, spora başlıyorum. Onları da tek tek çekeceğim. Artık daha çok bloglarla sizlerin karşısında olacağım arkadaşlar. Şimdi ben kamerayı kapatayım, birkaç tane daha video çekeyim, içerik mikro hazırlayayım. Ardından da zaten ya eğitimde ya da eğitimden sonra görüşeceğiz. Sevgili Tuncucam var ama Tuncucam yalnız değilsin. Buradaki bulunan her Adnan Hocam, Ruhan Bey, burada sevgili Emre, Mehmet Bey, Özgür Hocam, herkesiniz. Çünkü hepimiz neyiz biliyor musunuz? Bu notaların başında bulunan o soykırıcı var ya, işte hayat böyle.
herkes o hayatın solfeji içerisinde. Arkadaşlar her an içerik üretecekmişim gibi hissediyorum. Yani içerik üretmezsem olmayacakmış gibi hissediyorum. İşte ara verdik, şimdi mola verdik ama yani mola vermemiz gerekiyor. Totalde biz kaç saat durduk içeride? 9'dan beri işte. 2,5 saate yakın durduk. Hatta 2,5 saatten de fazla durmuşuz. Böyle ben son dakikalarda artık uyudum uyuyacaktım. O derece böyle yoruldum, mayıştım. İyi oldu mola vermemiz. Günün bilmem kaçıncı kahvesini içiyorum kendime gelmek için. Evet, şimdi ikinci partimiz başlıyor arkadaşlar. Siz böyle mutlulukla eve gideceksiniz. Tam anlatacaksınız. Böyle bir destek bekler de çaaat diye bir tane sonra tabuda gideceksiniz. Ben eve gittim arkadaşlar. Eşimi izleyecek, beni izleyeyim, hayatım işini. Ne diyorum? Benim bir tane firma var, üç ürünü var mı? Üç tane ürün var. Evet. Şu an saatlerimiz 1'i göstermekte. Eğitimler şimdi bitti. İlk gün düşündüğümden kat kat daha güzel oldu. Şöyle yaparsam sanırım yüzüme daha çok ışık vuracakmış gibi hissettim. Düşündüğümden daha uzun ve daha yorucu oldu. Ama tatlı bir yoruculuktu, yani tatlı bir şeydi. Koşuşturmayı diyebilirim. Şimdi ise artık malum uyuma vaktimiz geldi. Aşırı yorgunum. Bütün her şeyimi şarja takacağım ve uyuyacağım. Sabah 8.30'da herkes lobide buluşacakmış. Tahminimce 7-7.30 gibi uyanmam gerekiyor. Çünkü hazırlık olayı da var. Saat şu an 1. Yani bugünü burada noktalıyorum. Şu an baksanıza nerede noktalıyorum arkadaşlar. Dışarıdayım, ışık buldum. Ve şu an %99 balkondan diyorlar ki bu çocuk ne yapıyor? Her neyse, insanların ne dediğini takmıyoruz hiçbir şekilde. Kulaklarımız sıkıyoruz arkadaşlar. Çok, şu an motivasyon konuşmacısına döndüm gene. Her neyse, kampımızın ilk gününü noktalıyoruz burada. Videonun ilk partını da noktalıyorum. Şöyle bir karar aldım. Aynı diğer... Bir saniye hemen geliyorum. Evet, telefon geldi o yüzden gittim. Dediğim gibi videoları 3 part halinde yayınlayacağım. Bugün ilk partinin sonuna geldik. Yarın güzel bir gün olacak. Çok daha yoğun bir gün olacak. O yüzden 3 video şeklinde yayınlamaya karar verdim. Birinci videonun sonundayız arkadaşlar. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi, hala sosyalarımdan beni takip etmiyorsanız aşağıda sosyalarımın da linki var, takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.